Herkese merhaba. Şimdi veri yüklemeyi göstereceğim. Veri yükleme bu sefer elimde bir Microsoft'un kedi köpek challenge'ı vardı. Eski bir challenge. Onun verilerini kullanacağım. Yeterince büyük bir veri kümesi. Çeşitli boyutlarda kedi ve köpek resimleri var. Ve bunlar sınıflandırılmış. Ya sınıflandırılmış derken katman katman ayrılmış. Bunları bizim eğitmemiz gerekiyor. Fark ettiyseniz boyutlar farklı. Ve bunu bizim PyTorch ile eritmemiz gerekiyor. Modülleri bir yükleyelim. Modüllerde şu an yeni olan şey, aslında yeni değil ama Dataset Transform, bunları göstermiştim ama daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Burada fazladan bir model var. Şimdi kullandığım şey veri seti şurada. Ben bunu videonun altına paylaşacağım. Temel olarak nasıl gözüküyor bunu göstereyim. CatSandbox'u indirdim. Bir zip dosyası olarak geliyor. Açtım. Daha sonra şu şekilde. Test ve train diye ayrılıyor. Train'in içerisinde cat'ler, yani kediler ve köpekler ayrı ayrı gösterilmiş. Testte de aynı şekilde. Şimdi dosya isimlerine göre, yani train ise train, test ise test altında bunların kategorilerine göre ayırıyor. Diyelim ki ben test verisi yükleyeceğimi söyledim. Aşağıda ben özellikle train true dersem bana train klasörünü alacak. Train false dersem test klasörünü alacak. Bu kadar. Ama dedim ki resimlerin boyutları da farklı. O zaman bir transform uygulamam lazım. Transforms, compose, transforms'dan sonra bir resize ile beraber hangi boyutta olacağını seçiyorum. Merkezinden bir şey alacak mıyım? Bir kesik alacak mıyım? Bunu söylüyorum. Ve bunu tensöre çeviriyorum. Böylece artık neural network'ümüze girebilir bu veri. İşlenebilir. Fonksiyonlar şunlar. Image folder, dataset'ten sonra image folder. Ve verilerin hangi klasörde olduğunu söylüyorum. Şu anlık bunlar train verileri olduğu için train dedim. Böyle train true false falan diye uğraşmadım. Ve hangi değişiklikler yapacağım veri üzerinde, ön işlem yapacağım, transform'da bunlar var. Daha sonra dataset klasörü belirlendikten sonra 5 size datasetle beraber 5 size geliyor ve burada verileri karıştırmayacağımı söylüyorum ve data loader yüklenmiş oluyor. Şimdi mesela bir tane daha resim alayım. Artık resimleri diskten çekebiliyorum. Teker teker. Şimdi data augmentation'a geleyim. Hani şu test loss çok yüksek çıkarsa augmentasyonda başarıyı arttırma yöntemlerinden biriydi ya. İşte çok fazla fonksiyon var. Yalnız şöyle bir şey var. Bu genel geçer bir bilgi. Eğitimde yapılan transformlar, augmentasyonlar teste uygulanmamalı. Mesela burada fazladan ne var? Random rotation, rastgele olarak 30 derece çeviriyorum. Random resize crop ve random horizontal flip. Ve fazladan normalize etmişim eğitim için. Neden burada 3 tane var? Çünkü red, green, blue. Yani 3 kanal var. 3 tane renk var. O yüzden. Şimdi ikisinin ayrı ayrı bunun train olduğunu söyledim. Veri setim cat alt tire doc alt tire dataydı. Datadaydı.
O zaman ben train için train, test için test. Train ve test ayrı ayrı gözüküyor. Hangi transform uygulanacak? Eğitim için uygulanan ön işlemler bunlar. Test için uygulanan ön işlemler bunlar. Yine aynı şekilde loader'larda veri yükleyicileri de aynı bu şekilde. Batch size'ı belirledim. Batch size çok yüksek tutarsanız özellikle işlemcide pek sorun olmuyor ama ekran kartında eğitim işlemini yaptıracaksanız ekran kartınızın hafızası o kadar yüksek değil. Benim şu an bilgisayarımda 32 GB RAM var. Ekran kartımda da 8 GB ekran kartı belleği var. O zaman burada 512 desem, şunun iki katı kadar desem içine sığmıyor. Resimler büyük. Veri miktarı da büyük. Şu an uyguladığım şeylerle birlikte. Yani yaklaşık ne kadar veri var elimizde? Evet, 545 MB size on disk 594 MB'lık bir veri var. Bu veriyi bir de çoğalttık burada. Rastgele döndürme, rastgele şey yapma, koparma, rastgele olarak düzlemde döndürme işlemlerini yaptırdık. Dikine döndürme. Şunu da yükleyeyim. Ve böylece veri miktarı zaten arttı. Şimdi burada gelen rastgele verilerden bir kısmını göstereyim size. 3 kanal. En boy işte. Boy bu şekilde gözükecektir. Şimdi nöral network'ü birkaç kez ard arda çalıştırdıysanız ve verileri defalarca ekran kartına gönderdiyseniz ekran kartı defalarca aynı veriyi içine kopyalam. Ekran kartına defalarca aynı veriyi kopyalamışsınızdır. O zaman bu birikmiş verileri silmek için şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Torch CUDA MTKcal. Bunu bu yüzden yazdım. Şimdi kullanmıyorum çünkü işim var. Ben bunu çalıştırdım. Büyük veri ekran kartına yüklenmesi uzun sürüyor. Eğitimi de uzun sürüyor. Valla son 2 gündür bunun eğitiminin bitmesini bekliyorum. Gerçekten çok uzun sürüyor. Şimdi CUDA uygun mu bizim için? Uygun. Şimdi yine bazı verilere bakalım. Bu sefer şöyle söyleyeyim. Şu yukarıdaki verilerde herhangi bir döndürme emaresi görmediniz. Çünkü bunlar test verileriydi. Fakat buradakiler train verileri. Yani train verilerinde rastgele döndürme ve rastgele resimden kesit alma işlemleri uygulanmıştı. Burada bu tip verileri görmek mümkün. Şimdi buraya kadar bitti normalde. Ben biraz daha ileri gittim. Ve önceden eğitilmiş bir nöral network'i aldım. Torch Vision üzerinde bir sürü model var. AlexNet, DenseNet, şuradaki şeyleri görüyorsunuz. GoogleNet. Bunlar uzun araştırmalar sonucunda çıkan nöral networkler. ShuffleNet. VGG, bak 13, 16, 19. Önceki video serisinde anlatmıştım. Nasıl olduklarını anlattım. Şu an elimde DenseNet var. DenseNet 121. Torch
doğru hatırlıyorsam, yani yanlış da söylüyor olabilirim, 121 katmanlı bir neural network ve sadece lineer katmanlardan oluşmuyor. 5 normalization, aşağıda görüyorsunuz nelerden oluştuğunu. 5 normalization, konvolüsyon, maximum pooling, oldukça büyük bir neural network. Torch Vision şunu yapacaktır. Dancenet'i internetten indirecek. Evet, bu da bir dosya. Diğer veriler gibi. Çünkü weight ve bias değerleri ve onların isimleri var. PTH dosyası olması lazımdı. Onun üzerine indirecek ve bulacak. Daha önceden eğitilmiş olan weight ve bias'ları istiyorsanız oluşturulmuş. Pre-train true diyorsunuz. Şimdi gradientleri kapattım ki yeni gelen işlemler, hani DanceNet 2'den fazla sınıf ayırt ediyor. Şu an benim burada yaptığım şeyde aşağıda göstereceğim. Şöyle bir eklenti yaptım DanceNet'in ucuna. İşte linear, relu, dropout. Dropout normalde biraz daha azdı. Baktım sonuçlar çok çok kötü. Az kötü yapabilmek için 0.5'e yükselttim. 256'dan sonra softmax'te 2. Yani kedi veya köpek. Üçüncü sınıfımız yok. İki sınıfı ayırt etmek istiyoruz. Tamam, DanceNet kullandım. Ve sonra NNL loss'u kullandım. Daha iyi bir loss fonksiyonu olabilirdi ama neyse. Optimizer'ım Adam ve parametrelerimle beraber learning rate 0.01. Şimdi bu neural network'ü ben CUDA'ya gönderdim. Sonra şöyle geçeceğim. Hızlı geçmeyeceğim yani. Görüyorsunuz her bir dense block şeklinde ayırt edilebiliyor. Bunların her biri birer fonksiyon. İç içe geçmiş fonksiyonlar. Şurada. En sonunda eklediğim işte şey bu. En son değişikliğim bu. Sequential model ekledim sonuna. Ve sınıflandırma işlemi için bunu yaptım. Bunu çalıştırmayacağım. Burası eğitim kısmı. Allah'ım, yani nasıl desem, 24 saattir çalışıyor. Burada bir epokla değil, ben 50 epokla denedim. Ancak 5 epoku tamamlayabildi. Onun dosyası da aşağıda. Şu anlık şu aşağıdaki grafiği çıkartabilmek için 5'i büyüttüm ve epoku arttırdım. Epoku azalttım. Hani bir şey çıksın ortaya diye, bir grafik çıksın ortaya diye. Temel olarak test loss evet biraz azaldı. Başarım yaklaşık olarak %50, %50'den biraz daha fazla. Hiç iyi bir başarı değil. Tabii daha iyilerini yapabilirsiniz. Sadece bir fantazi denemek istedim. Önceden değiştirilmiş, önceden eğitilmiş bir neural network ile yapmak istedim. Diğer bir şekilde konvolüsyon uygulamazsanız bu kadar karmaşık bir neural network oluşturmak neredeyse imkansız. Bir tane yaptım. Onun sonucu bundan da kötü. Artık onu sildim attım. Önceki videolarda yaptığım gibi lineer katmanlarda oluşan bir neural network'ü de denedim. Sanırım 10 kat 10-15 katmanlı bir neural network denedim birkaç kez. Çok kötüydü ya. Yerlerde sürünüyordu. %10'un altındaydı. Bir daha çalıştırmayacağım. Bu kısmı çok uzun sürüyor. Dur. İşte gidişat bu şekilde. Bir anda test loss %10, test loss 10 iken falan bir anda 11, 1, 0. bilmem kaça düştü. Bunun daha da uzun halde eğitilmiş hal şekli burada. Normalde 50 epoch için denedim. Bunları kopyalayıp yapıştırdım buraya.
32, batch 32. Yaklaşık bir epok 700 adımla tamamlanıyor. Bir epok 700 adımla tamamlanıyor. Sonraki diğerine geçiyor. Burada train loss'un çok küçük olmasının sebebi bir veri miktarının çok büyük olması. Ne demek istiyorum bununla? Şurada train loader'ı görüyorsunuz ya. Train loader'ın uzunluğuna bölüyorum. Demek ki veri miktarı çok fazla ve benim burada hesaplanan kayıp fonksiyonunun değerini çok küçültüyor. Olay bu. Daha sonra bu böyle arttı. Azaldı. Bak bir dakika görebiliyor musunuz? Bu sefer rastgele olarak başladı. Xavier initialization, uniform initialization, normal initialization gibi şeyler yapmadım. Direkt eğitime geçti. Train test accuracy de yine sadece son şey sıfırdan sonraki 3 rakamı gösteriyor. Şöyle küçülteyim de biraz. Tamam, ekrana sığıyor. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Test loss. Accuracy biraz artmış gibi. Sonra bir anda azalabiliyor. Sonra train loss artıyor. Test loss da artıyor. Sonra artık 0. bilmem kaçtan tekrardan artıyor. Hani erken durdurma işlemi demiştim ya size. Checkpoint alma demiştim ya. İşte sırf bunu göstermek için kendime göstermek için eğitimi uzattım. İşte log da bu şekilde. Eğer bir epoch da gösterirsem, bir epoch ile eğitimi bitirirsem böyle bir grafik çiziyor. Neden burada 85 adım var? Çünkü 5'i büyüttüm. 5 büyüyünce adım sayısı azalıyor. Ekran kartına bu sefer daha fazla veri giriyor. Adım sayısı küçülüyor. Bundan başka bir şey değil. Yeşil accuracy hemen hemen hiç değişmemiş. Çok küçük bir artış var. O yüzden grafikte onu göremiyorum. Özellikle validation loss çok fazla artarken bir anda dibe vurmuş. Aynen. Sonra train loss artmış. Demek ki neural network sorununu sadece göstermek için bunu hani yapılabiliyor demek için yaptım. Umarım güzel bir örnek olmuştur. Başarılı olamadım ama. Model bizim modelimiz ve modelin şeyleri hani şu anahtar şeyleri konvolüsyonda 64'de 128 uygulanmış. Kernel boyutu. Bunlar kanal sayıları. Kanal giriş, kanal çıkış. Bu da kernel ve stride ve bias. Padding uygulanmamış. Şimdi aşağıda biraz şey yapalım. Aha işte büyük bir neural network böyle gözüküyor. Şey state dict dediğimde anahtar kelimeler mesela biraz beraber bakalım. Dense block, normal ve weight şeklinde. Norm zero weight. Sonra başka neler var? Öf çok büyük. DenseNet tek çare değil. Onu baştan söyleyeyim. DenseNet hatta eskidi bile. Daha hızlı ve daha iyi sonuç veren neural networkler çıktığını biliyorum. Ama hani neural network böyle gözüküyor. Yani cidden. Bunu yorumlamak zorunda kalacaksınız. Ki ben de öyle. Tamam. Yine elimizde resimler var. Niye hep aynı kedi resimleri geliyor? Herhalde sonda kalanlar. Evet. Yine kedi resimleri. Şimdi olasılık değerlerini hesaplasın. Gördüğünüz üzere neural network o kadar büyük ki
Katman sayısı artıyor ve işlem sayısı da artıyor. Böylece başlıyor. Bunu basitleştirmemiz lazım ama şu an bunu arayacak vaktim yok. Hadi olasılık değerlerini hesapla. Hala hesaplıyor. Bilmiyorum, şuradaki yıldızı görüyor musunuz? Evet. Hesaplıyor. Hesaplıyor. Tamam. O hesaplaya dursun. Rastgele bir resim seçiyorum. Çen hesapladı, tamam. Bir rastgele bir resim seçiyorum. Yani şey, batch 256 idi ya. 257. resmi seçemez. Çünkü hafızada değil. Olasılık değerleri bunlar. 0.44 bilmem kaça. 0. bilmem kaç. İşte. Tamam. Güzel. Sonra bunun bir yanlış sınıflandırdı. Muhtemelen bir köpektir dedi buna. Yine rastgele bir resim seç. 47. resim seçti. Olasılık değerleri ne gösteriyor? Ne çıkacak önümüze? Yine bir kedi. Evet. Yanlış sınıflandıran bir neural network çıktı karşımıza ama umarım bu kadar uğraş boşa gitmemiştir. Bunu daha sonra ben yine iyileştiririm de. PyTorch'ta bilgim arttıkça eğitim süresini kısaltabileceğimi düşünüyorum. Dur. Son dur. Hatırladım. Bir şey unuttum. Söylemeyi. Söylemeyi unuttum. Neural Network'ü eğitirken model şey yapıyor. Eğer veri GPU'da olsa bile bir şekilde siz print dediğiniz anda GPU'dan otomatik olarak alıp RAM'e getiriyor ve ekrana yazdırmanızı sağlıyor. Bunu da istemiyorsanız, her şeyde eminseniz, benim yaptığım gibi 50 epoch ve çok büyük bir neural network var elinizde. Çok fazla veri var elinizde. Olabildiğince hızlı olsun diyorsanız, non-blocking diye bir mod var. To device derken. Bunu buldum. Non-blocking ile çalıştırırsanız aşağıdaki grafiği direkt göremiyorsunuz. Bunu görmenin bir yolu var. Ama eğitim hızlanıyor. Eğitim sırasında matplotlib'i kullanamıyorsanız bile bir şekilde bunu görme imkanınız var farklı bir kütüphaneyle. Şu anlık oraya girmiyorum. Sonraki videoda yine bu pre-trained, önce denetilmiş neural networklerle uğraşacağım sanırım. Görüşmek üzere.